Boğaziçi olaylarını ya da rektör seçiminden itibaren başlayan şeyleri o her ayın temasının yanı sıra o ayın güncel bazı konuları üzerinden de toplumdaki değişimi oradan da hani fikirler bazında da kanaatler bazında da ne değişiyor anlamaya çalışıyoruz. Onun için ilk olaylar başladığında ya da ilk rektör geldiğinde de o günün, o ayın güncel sorunu içinde bu konuda bir kanaat, toplumdaki kanaate dair veri vardı elimizde. Bir yıl dolduğu için hala bir farkındalık ne kadar yüksek, iki bu meselelere toplum nereden bakıyor falan diye bir kez daha aynı soruları ya da benzer soruları yenilemiş olduk. Bütün bu araştırmalar şimdi biraz sonra Boğaziçi'ne ya da rektör seçimi meselesine özel olanı Fikret Hocam söyleyecek bulguları ama bütün bu araştırmaların toplamından benim size söyleyebileceğim şey şu. Bir kere bir hani bugünlerde de çok ihtiyacımız olduğu için umutsuz olmak için bir sebep yok. Yani Türkiye toplumu çok ciddi biçimde ve hızlı biçimde değişiyor aslında. Ve de Türkiye toplumunun muasır medeniyet diye tanımladığı şey batıdır. Kim ne anlatırsa anlatsın, kim hangi politikalarla toplumun gidişatını nasıl bükmeye çalışırsa çalışsın, Türkiye toplumu için özgürlükleri, kelimeleri bizim gibi kuramıyor olabilirler. Ama zihni planda müthiş bir dönüşüm var. Sorun, o zihni plandaki değişimin sokaktaki hayata yansıtılamıyor olması. Yani ben şöyle bir cümle kuruyorum. Bu memleketin insanları birey olmak konusunda çok gayretli ama yurttaş olmak konusunda ikircikli, tedirgin. Çünkü sokakta evindeki gibi daha toleranslı, daha özgürlükçü, daha farklı davranırsa başına bir risk geleceği gibi bir kaygısı ve algısı var. İşte teknik ayrıntıları veriyoruz. %95 güven aralığında +-1.7'lik bir reprezentasyon gücü var. Bayağı güçlü bir örneklem. Aslında Türkiye'de 2000'in üzerine çıktığınız zaman emin sulardasınız. Burada 3500'lük bir kesine gidilmiş durumda ve yüz yüze yapılmış bir çalışmadan bahsediyoruz. Burada biz bir model ekledik ve iki tane temel sorumuz var. Soruların bir tanesi rektör atanması sürecinde o üniversitenin öğretim üyelerine danışılması konusunda ne düşündükleri? Yine bağlantılı bir şekilde Boğaziçi Üniversitesi olayları tırnak içinde kullanıyorum, onun da altını çizeyim. 15. ayına girdi. Burada da yani belki bir ilgi duydunuz, sonra unuttunuz gitti ve belki de kimi basında bu çok da çıkmıyor. Dolayısıyla da eğer siz o basını izliyorsanız ya duymuyorsunuz. Yani kaçmış olabilir aklınızdan, radarınızdan. Bütün bunları bilerek biz soruları ve cevapları kurguladık. Şimdi gelelim ilk sorumuza. Rektör belirleme sürecine o üniversitenin öğretim üyelerinin katılımı konusunda ne düşünüyorsunuz? Öncelikle şunu sorduk. Fikriniz var mı yok mu? Hani direkt sorsaydık ne düşünüyorsunuz? Cevap vermem gerekir falan diye telaşa kapılıp cevap verebilirdiniz. Burada karşı tarafa fikrinin olmama seçeneği de sunuldu açık bir şekilde. Öyle sunulunca belki de insanlar daha rahat bir şekilde vallahi fikrim yok dediler ya da vallahi fikrim var dediler. Fikri yok olanlar ve fikri var olanlara baktığınız zaman neredeyse yarı yarıya. %51'in Türkiye'de yaşayan 15 yaş üstünün temsil edildiğini söyleyelim. Fikri yok. Yani belki var korktu. Fikrim yok dedi. Belki aktarmak istemedi. Şimdi bilemiyoruz. Belki de hakikaten yok. Yani artık hani fikri yok, niye fikriniz yok diye bir ekstra soru yöneltmedik. Şimdi bu fikri olanlara demek ki radarlarında böyle bir soru var. Bu radarları çalışanlara dedik ki o üniversitenin öğretim üyeleri bu sürece katılsın mı? Bakın %83 katılım olsun diyor nokta. Yani Türkiye'de bu konunun önemine haiz, bununla ilgilenen kesimin %83'ü evet katılsın diyor. İlk başta cinsiyete göre, şimdi bakın Türkiye'de kadın ve erkek arasında bir fark var.
bütün olarak baktığımızda fikri olmayanların oranı biraz daha yüksek ama diğer taraftan kadınlarda katılım konusunda oran olarak daha evet katılsınlar diyorlar. Bunun nedir sosyolojik arka planı tartışmak lazım. Öğrenime göre baktık. Lise 6, lise üniversite. Eğer görüştüğümüz kişi üniversite mezunuysa dolayısıyla örneklememizin bir kısmı zaten tanım gereği orada değil. Çünkü işte 15 ile 22 arasında bir kesim zaten üniversiteye gidebilen kesim değil. Ama ne görüyoruz? Lise altında lise 6 eğitim olanlar ki buna okur yazar bilmeyen okur yazar bilen diploması olmayan işte ilkokul orta öğretim diplomaları olanları kattığımızda fikrim yok diyenlerin oranı bakın 2/3 bayağı yüksek. Bu oran %19'a düşüyor üniversiteye gidildiği üniversite derecesi olduğu zaman. Büyüdükleri yerleşim yerine göre baktığımızda da işte köy, kasaba, ilçe, şehir, büyükşehir, metropol yine benzer bir trend görmektesiniz. Bunlar size bir takım ipuçları vermeye başlamıştır diye tahmin ediyorum. Hayat tarzı bu. Size soruyoruz. Siz hayat tarzınızı nasıl tanımlarsınız diye. Modern, geleneksel muhafazakar, dindar muhafazakar. Burada da gördüğünüz bir trend var. Modern olarak tanımlayan hayat tarzını kesimde %30'un fikri yok çıkmış. Geri kalana baktığınız zaman ağırlıklı bir şekilde katılmadan yana bir pozisyon almış. Ayrım parti tercihleri üzerinden. Önümüzdeki seçimde kime oy verirdiniz diye bir soru var. Burada vallahi karar vermedim diyen bir grup var. Oy moy atmayacağım işte diyen başka bir grup var. İşte çok ufak yüzde de çıksa başka partiler var ama biz burada temelde böyle dağıttık gördüğünüz gibi. Hatırlayalım Türkiye genelinde durum neydi? Bunları da partiler olarak işte dağıtmış olduk. Alt kırılımlarını vermiş olduk. Örnek olarak Adalet ve Kalkınma Partisi için %65'lik, yani ben önümüzdeki seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vereceğim diyenleri şöyle gelin bakalım dedik. O kesimin %65'i vallahi fikrim yok dedi. Geri kalanı değerlendirdiğimizde ise bakın geri kalan %35'in, %36'nın kesirler olduğu için bunların hepsi 100'e tamamlanmaz. Onun da hemen altını çizeyim, toplayıp yanlış yaptı demeyin. Geri kalana baktığımız zaman aşağı yukarı geri kalanın %60'ı, yani önümüzdeki seçimlerde ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vereceğim diyenlerin fikri olanlarını aldınız. Bunun yaklaşık %60'ı evet üniversite öğretim üyeleri bu sürecin içinde yer almalıdır demiş durumda. İşte oranlar değişiyor. CHP'ye gittiğiniz zaman %26'sı fikrim yok demiş durumda. Geri kalana baktığınız zaman çok yüksek bir oranda katılmalıdır sonucunu çıkartıyorsunuz. İYİ Parti diğerleri kararsızlar ve oy kullanmayacağım diye bunları da dökmüş durumdayız. Gelelim ikinci soruya. Boğaziçi Üniversitesi olayları. Bu konudaki görüşünüz nedir? Yine aynı şekilde fikriniz var mı yok mu diye bir ayırım yaptık ve eğer fikriniz yoksa bunu açık açık söyleyebildiniz ilk başta. Burada da çok benzer bir şekilde duymadım ya da fikrim yok diyenlerin Türkiye'nin yarısına tekabül ettiğini görüyorsunuz. %52'si duymadım, bilmiyorum demiş durumda. Duydum, biliyorum diyen kesime gittik dedik ki kendilerine danışılmadan rektör atanmasına tepki gösteren öğretim üyeleri sizce haklı mı, haksız mı? %80'i haklı bulmuş durumda.
bilmiyorum diyenlerin oranında kadınların daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Diğer taraftan 58, %47. Oranlara baktığınız zaman da kadınlarda haklı bulma oranının biraz daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Yaşa göre baktığınız zaman yine çok benzer bir ilişki çıkıyor. Gençlerde ve ileri yaşlarda fikrim yok deme daha yüksek bir oranda.